İnandırıcı gelmiyor çok. Yok Steven gelmiyor. Sana da gelmiyor. Bana da gelmiyor. Bir daha inandırıcı gelmedi. Kime? O da Acun abi. Ve <laughs> Acun abi sahaya girdi. <laughs> i̇nandırıcı gelmediği için onlarla özellikle gönüllü takımıyla bir konuşma yaptı. İzleyelim. abi. Bir arkadaşımızın eli ağrıyor ve orada hasar görme durum var. Kız tenisçi, kız tenisçi, bir dakika dinleyin. Kız tenisçi diyor ki bileğim ağrıyor. Biz de oynatmıyoruz. Bunda bir yanlış görüyor musunuz? Ya abi, yandım. Peki şimdi ikinci soruma geliyorum. Tamam. Neye itiraz ne itiraz ediyorsun tamam. abi? Ne demek etmeniz? Sen sabahtan beri itiraz ediyorsun, etmedik abi. diyorsun. Hayır bir dinle bak, senin sistem ne biliyor musun? Her şeyi itiraz et, sonra itiraz etmedik. Sen farkında değilsin, her şeye itiraz ediyorsun. Tutmaya itiraz ediyorsun. Ona itiraz ediyorsun. Bu hiç, hiç hiç her şeye itiraz ediyorsun. Sizin amacınız oyunu çıkmaza sokmaksa şöyle bir şey yapın. Altınız birden bileğimiz ağrıyor diyeyim mesela. Öyle öyle bir şey düşünüyorsanız öyle yapın. O zaman neyi zorluyorsunuz abi? Kız tenisçi bileği ağrıyor. Metin abiye dedim ki olur. durum ne? O da dedi ki zorlamayalım. Ondan sonra sonuçta tenisçi elini zorlamayalım. Hasar görme ihtimali olmasın değil mi? Yanlış var mı? Bu işin senin konu. mesela seni oynamayla zorlamamız aynı durum değil bu. Seninki atış yapıp yapamama konusu var. Koşuyorsun parkurda. <Gülüyor> 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 Aleyna oynamaktan vazgeçti. Sakatım diyor. Doktorumuz Metin Kuş oynayabilir diyor. Orada elim ağrıyor. Atış yaptın yapmadın başka bir konu. Elin, or orada atış yapsan elin sakatlanmaz. Acun abi. Evet, Dora'nın evet, abi. Onda mesela Meryem de kuvvetli bir, bir kız. Da bir, evet. bir, bir dakika, Dora bir dakika, Dora bir ya. dakika, abi. O Oynayan bir kızı sokabilir miydin? Evet Onu abi. Biz onun için yani. geldik. Melis yerine başka, başka, başka bir kız girsin. Kadroda olan bir kız girsin, biz de yarışalım mücadele. O da olmaz bu güç oyunu ya. 3 dakika yarıştırıp adam bir daha yarıştıramam. O da olmaz. Parkur olsaydı olurdu. Parkurda koşmakla bu aynı değil. Burada 3 dakika adamın nefesi kesilmiş. O adamı ikinci tur sanırım seni karşıya çıkartamam. O da olmaz. Aldık şu an. Bu oyunu biraz, bu oyunu biraz parkurun dışında düşünmenizi rica Tamam abi. Ve acılı acılı sahada <laughs> Damla bilirsin sen bu durumları. Yani en tecrübelimiz sensin. Evet. Acun abi sahaya girdi. Ee, bir konuşma yaptı. Bir kendine geldi mi acaba gönüller? Kesin gelmişlerdir. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Acun Bey bir konuşma yaptıktan sonra kendi gelmeme gibi bir ihtimalin yok. Ya Biz orada oyunlarda e, çakallıkları kovalıyoruz. Şimdi işin doğrusu Çok bu. Çok doğal ya. Çok evet yani yarışma esnasında nereden geçebilirim ne yapabilirim işte birinci basamağa basmayayım da üçe basayım onu yapayım bunu yapayım bunların hepsini Çok böyle itiraflı. ince ince e, ince ince böyle işliyorsun. Bunu yapmayan yarışmacı Ama, varsa yarışmacı değil. E, ve itiraz da ediyorsun şöyle itiraz ediyorsun işte o atışı yaparken ayağı bir adım gerideydi bir adım öndeydi aslında olması gereken yerdedir de. Artık açlıktan sen o kısmını da görmüyorsun. E dolayısıyla şimdi buradaki yarışmacılar da dokunulmazlığı kaybetmek istemiyorlar gönüllü takımı. Ve bu tarz itirazlar yapabilirler. İşte çıkmasın, oynamasın. Steven de Gökhan'ın dediği gibi hani biraz hafif bir yarışmacı olduğu için kilo bakımında. E karşı taraf için banko sayı olarak da görmüş olabilirler. Oynamasın bizim için daha iyi. Biz daha belki daha bu şekilde güçlü oluruz diye düşünmüş olabilirler. E bunları kovalayacak yarışmacılar. Çok normal. Bir de açlıkla beraber, açlık da işin içerisine karışınca, hani bunlar giderek katlanacak, Arttıracak. itirazlar artacak, evet. işte hani oyunlardaki o ince yerleri yakalamaya çalışacaklar, bunların hepsi yaşanacak, normal. Ve gönüller takımına kendini gelmiş midir diye sormuştum. Evet. Ama Steven bir daha oynamıyor. O saatten sonra geri dönüş yapmazlar. Hani evet. Biz bu adımı attık, arkasında Sakatın. duralım. Çünkü eğer buradan sonra geri dönerse. Steven e tamamen ki, inandırıcılığını kaybeder. Yani burada bir başka bir durum var söz konusu oldu. Evet, evet. E ama Steven geri dönmüyor. Bilmiyorum tabii ünlüler takımına bir seçme hakkı tanıdılar mı? Ama eğer doktor raporuylarsa tanınmaz. Ne olmuştur Gökhan? Emin değilim çünkü onlardan da bir iki oyun önce Melis çıktığı için oyundan belki öyle bir dengeleme yapmış şey belki olabilir. karşılıklı bir şey olmuş olabilir. Ama da Steven çıktığında 4-0'da oyun toplamda 16 bitiyor. Yani diğer 6 oyun aslında 6-6 bitiyor gibi Steven'sız diyebilirim. Aslında Steven çıkmasa da olurmuş bence sanki ama teke teklere kalındığı için o 4-0'dan sonra teke teklerde e, Steven kaybederdi ya. En az iki oyun kaybederdi gibi de geliyor. Ya bizim Ama ben dünle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela tabii, tabii. İsmail Yunus Emre teke tek maçını bekledim ya. Değil mi? Çok bekledim. Ya onun İsmail ama... İsmail İlayda ile oynamıyor mu? İlayda ile oynuyor. İlayda ile oynuyor, Yunus Emre Ayşe ile oynuyor. Yani Yunus bir... Emre'nin avantajı bittik fazla. Fazla ötesiydi bence. O maç berabere bitiyor. Ben orada İsmail'e inanılmaz takdir ettim. Berabere bitiyor evet. ama İsmail Önde getiriyor aslında. Bir tık önde yani ama yine de beraber bitiyor 2 dakika sonucunda. Tek tek oyunda kim yenerdi çok e, e, kafamda tahayyül edemedim ama sanki İsmail yenerdi Yunus Emre'yi. Ben sanki sabah kadar beraber kalırlardı gibi geliyor bana. Bence tek tek de sanki İsmail Yunus Emre yenerdi. Eğer süre sonsuz olursa İsmail yenebilir. Tabii o zaman herkes yener. İsmail dünyada <laughs> herkes yener. 4 saat güreşen adam İsmail'i koy oraya tut, tutsun sonra yener zaten. Bir ee, Süreyle ilgili bir sıkıntısı evet, var orada. Evet. Ee, peki dünün başarılı isimleri. Mesela ben Poyraz'a İnanamadım ya. Yani helal olsun. Evet. Yani Çocuk atışlarda becerili diyoruz. Evet hızı iyi diyoruz. Ama kuvvetli de. Ee, yani... Özgüveni yüksek diyoruz. Aynı zamanda böyle bir oyunda İsmail'e kafa tuttu. Evet İsmail onu bir yerde teke tekte yendi ama zaten çocuk yoruldu. Hı hı. Ben yani çok başarılı buldum. Kütlesine göre. Evet. Yani orada pehlivanlarla güreşlerin olduğu arenada evet. çıktın. Robert Koleji halinle. <laughs> ama uzun ve <laughs> kütlesi olan bir yarışmacı yine tabii diğer yarışmacılara göre. O yüzden ben Poyraz'ı da başarılı buldum. Ama benim dün en çok şaşırdığım oyunlardan biri. Demin de değindiğimiz bir konu. E, acaba Meryem'in sakatlığından mı olabilir? Aleyna'nın Meryem'i 7 ha. saniyede falan yenmesi şaşırdım. Ama orada tamamen tutuş ya. Eğer bir anda o Ama refleks refleks eğer yani ayağını koyamadıysan ayağa evet. kaymış olabilir. O yüzden de kaybetmiş olabilir. Çünkü kimi yarışmacı çok güçlü dediğimiz yarışmacılar evet. o saliselik düdük çaldığı anda ayağını tamamen kuma gömmüş olman lazım ve omuzlarını kitlemiş olman lazım. Bir yerde bir, bir olayını kaçırdın mı? Hele ki adımın çok önemli. Adımın evet. kaçtıktan sonra. Evet. o şaşırtıcı oyun. Yani oyun. ilk başlarken sanki Meryem Yener gibi gelmişti bana. Orada Aleyna yendi. Aleyna dün 2'de 2 yaptı. Gönüller takımında Yunus Emre zaten 4'te 4 evet. yaptı. Yunus Emre hani bir oyunu berabere bitti. O da İsmail ile olan, İsmail ile olan karşı oyundu Dün dünün en başarılı Gönüller takımında 3 isim sayacağım zaten. Aleyna, Poyraz ve tabii ki de Yunus Emre. Yunus Emre'nin Evet. En lazım oldu. Aslında Yunus Emre yüzdeye baktırmıştı. Yani dün dün mesela önümde tablo vardı. Yunus Emre erkeklerin sonuncusuydu Dört galibiyeti vardı. Şimdi 8 oldu bir anda. Bir anda böyle bir güç oyununda. Yarın evet. öbür gün adada kaldığı sürece ki inşallah kalır. E, Bu tarz bir güç oyunları oluyor. İki haftadan olacak vesaire. Değişik değişik oyunlar olacak. O zaman o takıma farkını gösterecektir Yunus Emre. Ama ben şey bekledim yine de ya Cuna abi'den. Bir tane böyle ekstra bonus oyunu. Yunus Emre. <laughs> vallahi bekledim İsmail'le ya. Çok güzel olurdu. Ama artık bitmişler. Tükenmiş Yok, takım. Yaparlar da onu. İsmail tüka, tükenmiyor. Bir şey İsmail şey Yunus Emre tükenmez. Hem sosyal medyada gündem oldu biraz. Hem izlerken bizim evde sevgili Melih de takıldı o konuya. Aynı zamanda Ekstra'da da işlediler bu konuyu. İsmail İsmail'e e dedin az önce oyuna çıktılar. Hı hı. Ya şimdi İsmail'in verdiği güç binse İlayda'nın verdiği güç birse bile. <laughs> evet. Sanki orada İsmail'in İlayda'yla ilgili kız zaten boş hiçbir şey yapamıyor gibi böyle bir söylemi var. Hatta hı hı. yani bilmiyorum şu an müsait hı. mi getirilebilir mi? çok kolay olmayabilir ama. Tam cümleyi bilmiyorum. Ben, ya ben o durumu bir yanlış anladım dedi. O da evet. bir ben durumu yanlış anladım. Keşke var ben mı? de yanıma ya güçlü bir esnaf Teşekkür ediyoruz valla. Yani. Ekibe teşekkür ediyoruz. Hiç söylememiştik bak. Bir ses açabilir miyiz Hazan? Var mı sesimiz? Bak, bak, bir şey yok. İleri iterken zaten belli şey ediyorsun yani. Neyse. Abi gitemiyor kız zaten. Gücü yok ya. Kebir de o. Ben tek başıma savaşıyorum onu. Kebir de o. Ya şimdi Gökhan kız bunun nasıl oluyor? Ya zaten gücü o tamam mı? Sen yani 50 kilo bir ilayda şekerden böyle acayip bir güç beklemezsin. Ama yanına almışsın kızı. Ben tek başıma savaşıyorum falan. Şekerleri düşürdü ya. Ama kız o sıra nefes nefese. E, elinden geleni yapmış. Bu da bu şey, burada bu, de sonra diyor İlayda yanlış anlama bir, ama, hani ama o anlamda söylemiyorum. Hani ben durumu yanlış anlamışım karşı taraf yanına kadın yarışmacı olarak güçlü birisini almış. Keşke ok yaydan ben... çıktı diyor bak Olcay abi ok yaydan çıktı diyor o lafı söyle diyor ben ikiye ama, bir yarışıyorum diyor. Ya, ya bunun küçük küçük hesapları onu, yapmazsın. Onu da, onun, da, onun da nabzı 150 yani o, o da burnundan soluyor an. E tabi de. Evet. E, ona da de. bakalım yani. Ama onu incitmiyor. O onu incitecek bir şey söylüyor. Ya işte orada E evet. bir an söylenmiş İncit, bir evet, laf bir ama nereye İsmail gideceğini şey yapamıyoruz. Ben de bayılıyorum. Çok iyi yarışmacı. Çok iyi yarışmacı. Ama işte buralarda dikkat etmesi lazım. Çünkü o yüksekte gezen yarışmacılar bunlar şampiyonluk kadar iyi yarışmacılar. <Gülüyor> Şimdi <laughs> <laughs> doğruya doğru. İlayda Şeker'in şansı birisi onun daha fazla. E, böyle oyunlarda da zaten İsmail Balaban'a bakan oyun. Herkes onu izliyor. Burada işte Yunus Emre nasıl olacak ona bakıyor. İşte Poyraz nasıl cevap verecek ona bakıyor. İlayda kimse bir şey beklemiyor ama İsmail buralarda yanlış yapabilir işte. Çünkü bazı yarışmacılar geçmişte de o çok iyi yarışmacılar böyle üst perdeden ufak konuşmalar yapmaya başladılar mı insanlar bir onlardan çekildi. Sen buna gerçekten üst perdeden bir konuşma Bu üst perde evet. değil değil. Bak bu, bu ona yakın bir konu. Bence değil. Çok Bence değil. De değil. O an hani diyor ki kızın zaten gibi, gücü yok diyor. itecek hali yok diyor. Öyle de diyor yani. Evet. Bir daha. Öyle o zaman bir daha. Öyle diyor. 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 Bunun devamında ama söylüyorum. ileride Sen söylüyor, söylüyor zaten. Hani, özür diliyor. Öyle diyor. Bak açabilir miyiz? Bak. Bak, Bak. Şey Bak. kız nefes nefese. Bak. Temir kız zaten gücü yok ya. Yani. Tamam, Bak, Geçimde ben tek başıma savaşıyorum. Orada. Evet, o. ben tek başıma savaşıyorum orada diyor. Hayır, yani, kızın gücü yok diyor. Yok yani kızın gücü yok. Oralarda o nefes nefese kalan arkadaşının üstünden böyle bir konuşma yapmak. Ben yakıştıramıyorum. Evet, tamam, adrenalin, evet tamam vesaire 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 koyduğunuz ama bunun keşke olmasa. Bunun devamında, bunun söylüyor, İlayda yanlış anlam hani o anlamda söylemiyorum evet. diye de bunu düzeltiyor. Evet, düzeltiyor. Yani Süper. şimdi o oyundan çıktıktan sonra nefes nefese kalmışsın ve. Hani hepimiz yapmadık mı diyorsun ki Yaptık savaştım mı? diyorsun ya ne yaptım diyor. Hani iki kişi bir şeyi taşırken bile hani ben o kadar mücadele ederken niye karşımdaki insan yani birilerine bir şeyler bulabiliyorsun. Ama bu kötü niyetle art niyetle ya da üst perdeden söylenmiş 30 bir saniye, söz değil. İlk 30 saniye benim için e, suçsuz geçer. Yani çok böyle saçma sapan bir şey söylemediği <laughs> tamam. sürece. Tamam peki size soruyorum. Bu konuşmamı iyi yoksa orada böyle bir adamın böyle başarılı bir yarışmacının böyle bir yeni, yeni yani yenememenin beraberliğin üstüne olsun. İlayda da elinden şeyin gelen e, kuvveti Performans verdi. Ya. Performansı yaptı. Helal olsun dese daha mı iyi olurdu? Kesinlikle daha iyi olurdu. E, da, i̇şte e, yani. Oh. İşte onu yapabilmek lazım zaten. Survivor biraz da o zaten. Sadece <laughs> itmek kazanmak değil yani. Bunu düşünebilir misin küçük... o anda? İşte düşün. onu onu düşünmen lazım. Düşünmek çok zor. Onu düşün. Öyle olmak lazım aslında yani. Ya doğru hani dört dörtlük olamıyoruz ne yazık ki hayatta. ki e, Survivor'da ya. da dört dörtlük olmayı hiç kimse beklemesin. Ben Öyle de bir şey böyle acayip İsmail. Ama ben hiçbir hata görmüyorum. Hayır zaten sonrası da düzeltmesi de çok güzel Şimdi olur. o kadar mücadeleyi vermişken yanındaki kişinin de gerçekten güçlü olmasını bekliyorsun. Çünkü hakikaten orası çok yorucu. Yani o parkur o... E, şey güç oyunu gerçekten yorucu olduğu için de hani o gücü sarf ettikten sonra artık bir sayı kazanmak istiyorsun. Hani sonucunu almak istiyorsun ve böyle bir şey söylediği için de ben kesinlikle yargılayamam. Tamam peki.